uluslararası koruma başvurusu yapan kişilere istedikleri herhangi bir şehirde ikamet etme hakkı verilmemiştir. İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri kayıt esnasında uydu ilinizin hangi il olduğunu söyleyeceklerdir. Sizden uluslararası koruma başvurunuzun değerlendirildiği süreçte size tayin edilen bu ilde yaşamanız beklenmektedir. Türkiye'de uluslararası koruma başvurusu yapan kişilere genel olarak barınma imkanı sağlanmamaktadır. Sizden size tayin edilen uydu ilde kendi imkanlarınızla bir ev bulmanız ve barınma masraflarınızı karşılamanız beklenmektedir. Size tayin edilen uydu il, uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunuz il olabileceği gibi başka bir ile de yönlendirilebilirsiniz. Türkiye'de düzenli olarak yaşayan akrabalarınız varsa ve onlarla birlikte yaşamak istiyorsanız, kayıt esnasında bu bilgiyi yetkililerle paylaşabilirsiniz. Mevcut imkanlar ölçüsünde bu talebiniz değerlendirilecektir. Hak ve hizmetlere sadece kayıtlı olduğunuz uydu ilde erişebileceğinizi unutmayınız. Size tayin edilen uydu ilde düzenli olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne giderek bildirimde bulunmanız gerekecektir. Başka biriyle seyahat etmek isterseniz İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden izin almanız gerekir. Talebiniz kabul edilirse size genellikle 15 gün geçerli olan yazılı bir izin belgesi verilecektir. İzin sürenizi uzatmak istiyorsanız 15 günlük süre dolmadan önce bir uzatma başvurusunda bulunabilirsiniz. Lütfen seyahatiniz süresince bu belgeyi yanınızda bulundurunuz. Uydu ilinizi izinsiz olarak terk etmemeniz gerekmektedir. Eğer uydu ilinizden izinsiz olarak ayrılırsanız ve bildirim yükümlülüğünüzü yerine getirmezseniz, yetkililer uluslararası koruma başvurunuzu takip etme niyetiniz olmadığını değerlendirecek ve başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. Bu, başvurunuzla ilgili işlemlerin sona erdirilmesi anlamına gelecektir. Bu video, Mülteci Hakları Merkezi ile ortaklaşa, kar amacı gütmeyen Refugee Solidarity Network tarafından sadece bilgilendirme amaçlı olarak üretilmiştir.